Arkadaşlar coğrafya astroloji hoş geldiniz. İlk dersimiz. Anladım. Yani Ankara'da Şiron Karan geçiyor, Venüs Karan geçiyor. Venüs ASC e, ne olur mesela orada parasal konularla sorunlar yaşarsın. Venüs para. Mars arkadaşlar coğrafya astroloji de pek sevilmiyor yani. Mars hareket etmek aksiyon ama hani bir yerlere gitmeyi bazen temsil ediyor da arabayla, otobüsle, uçakla vesaire gibi ama yani Mars'ı coğrafya astroloji kaza, bela gibi şeylere birazcık görüyoruz. Yani dolayısıyla Mars'ın olduğu yerlere kişileri pek gönderme taraftar değiliz yani. Üzerinde dursana bu tarafa doğru kaysan daha iyi. Yani Türkiye'nin bu bölgesine doğru gitmemelisin. Hem de progres tekniğine bakalım etkileşimleri ne olmuş? Mesela seyahat etmeyi düşünüyor musun ya da bir yere gittim başına bir şey geldi mi? Ya da ya ben şuraya gittim ölümle burun buruna geldim veya şöyle şeyler yaşadım, enteresan şeyler yaşadım ya da çok büyük kazanımlar elde ettim dediğin coğrafi bölgeler var mı anılarında veya bize ne anlatmak istersin? Ben onu haritayla sana anlatacağım. Tam olarak şöyle bir yerini bulalım. Bir dakika. Florida'da tam şu uç kısım. Tamam. Ee, şöyle. Tam uç kısım Küba'nın hemen yan tarafı diyoruz. Işte. Ekzantrik İlimler Akademisi'nde online astroloji eğitimlerimiz devam ediyor. Horor astrolojiden medikal astrolojiye, dünya astrolojisinden ilişkiler astrolojisine, finansal astrolojiden kendi geliştirdiğimiz astro trading teknik analiz yöntemlerine kadar birçok uzmanlık alanıyla eğitimlerimiz sizleri bekliyor. Derslerimize dünyanın her yerinden katılabilirsiniz. Eğitimlerimiz farklı içerikler üzerinden online uygulamalı olarak gerçekleşmektedir. Müfredatımızda bulunan konuları dilerseniz tek tek konular halinde, veya hazırlık, temel, ileri, uzman seviye sınıflarımızda full paket içerik olarak da öğrenebilirsiniz. Katılımcılar pekiştirmek istedikleri konularda tekrar derslerimize ücretsiz olarak da katılabilirler. Kampanyalarımızdan faydalanmak ve detaylı bilgi için 0543 297 5530 numaramızdan hemen arayın. Instagram hesabımızdan ve web sitelerimizden bizi takip edebilirsiniz. Burada arkadaşlar şöyle, haritasında Tabii ki yani mesela seyahatle ilgili yani coğrafya astrolojidan ekstra aksiyonu verdim mesela seyahatle ilgili e, öncelikle semboller mesela neler? E, Jüpiter, değil mi? Merkür, Mars. Ama Mars arkadaşlar coğrafya astrolojıda pek sevilmiyor yani. Mars hareket etmek aksiyon ama hani bir yerlere gitmeyi bazen temsil ediyor da arabayla, otobüsle, uçakla vesaire gibi ama gel gelin biz Mars'ı coğrafya astrolojik kaza, bela e, gibi şeylere birazcık yoruyoruz. Yani dolayısıyla Mars'ın olduğu yerlere kişileri pek gönderme taraftar değiliz yani ona bu konularla ilgili direktlikler veriyoruz. Şimdi burada haritamız üzerinde yani coğrafi astrolojinin ne olduğunu, tarçesini bilmem falan zaten ben size gönderdim paket derslerde konuyu izlediyseniz eğer konuya biraz ısınmışsınızdır. İdmanlı olduğunuzu düşünüyorum. Direkt konuya giriyorum arkadaşlar onu söyleyeyim. Şimdi burada hemen şöyle bir dakika kalemimi kapatayım. Natal haritası burada bir güneş var, venüs var, merkür. Bunlar coğrafi olarak nereye düşüyor? Yani şöyle iz düşümü olarak Türkiye'nin hangi bölgelerinde nişan almış durumdalar? Hangi aks üzerinde e, seyrediyorlar? Dolayısıyla o aks üzerine gittiği zaman e, Güneş'in vaat ettiği şeyleri ya da ne bileyim Merkür'ün vaat ettiği şeyleri ya da ne bileyim işte Mars'ın vaat ettiği şeyleri yaşıyor e, diyebilirim. Burada baktığım zaman özellikle Marmara bölgesi üzerinde e, Trakya bölgesinde Ay üçgeni var. Şimdi. Ay MC üçgen ne demek? Önce mesela ondan biraz bahsedelim. Mesela Ay Şimdi burada ne demek? Buraya bu bölgede yaşarsan eğer ay MC üçgen yani bu sana kariyerde başarı. Şimdi üçgen trine hani e, olumlu etkiler ya yağ gibi akıyor yani konu. Şimdi aynı sahiplenme konuları ev, yuva, vatan, anne, aile. Şimdi astrolojik e, şey coğrafya astrolojide ay birazcık da hani senin istediğin bir yer. Hani sevdiğin bir yer ya da sahiplendiğin bir yer olarak görülüyor. özellikle güneş ve aya kesinlikle bitiyoruz yani. Hani diyoruz ki bu en güzel hani vaatlerden bir tanesi. Daha çok insanlar güneş ve ayının olduğu yerlere çekilmek istiyorlar. Diyebilirim kendilerini orada ım, daha rahat hissediyorlar. Daha rahat orada insanları veya oradaki hayatı daha rahat sahipleniyorlar diyebilirim. Ya da enerji de orada daha yüksek oluyor. Ama Marsiyan taraflara kaydıklarında diğer yerlerde sürekli o bölgelerde sorun yaşıyorlar. Problem yaşadıklarını söyleyebilirim. Yine burada baktığımızda özellikle e, ben şu bölge üzerinde güneş ve ayının olduğunu görüyorum. Özellikle Yunanistan'dan ve bu bölgeden Güneşler güneşle geçiyor. İşte daha önce Yunanistan'a ne bileyim Yugoslavya falan gittim mi ya da ne bileyim Bulgaristan ya da o civarlar. Şuraya da şunu bir açalım. Google de burada bir açalım arkadaşlar. Buradan sorgulayacağız ve çünkü bazen söylediğiniz yerler muhit olarak ben pek bilmiyorum. İngiltere'nin neresine gitmiştin? Londra. Yani birazcık daha alt deniz sahil kısımlarına doğru iniyoruz. Yani şu bölge. Şimdi bu bölge üzerinden mesela senin burada ay karelerin var ama Jüpiter'in var. Bak şimdi mesela seyahat etmekle ilgili özellikle Jüpiter'in olduğu bölgeye gitmen Enteresan çünkü Jüpiter MC'ye kavuşum yapıyor yukarıda ve yine ay ama mesela bu bölgede şöyle durumlar da var ee, özellikle aks olarak baktığımızda şu bölgede ay karesi evet bu bölge çok güzel yani İngiltere güzel ama orada mesela senin bazı konularda engellendiğini düşünüyorum. Ee, özellikle sahiplenme konusunda ya da yer bulma ya da orada yurt bulma ya da kalma problemleri yaşamış olma ihtimalini düşünüyorum ee, ya da orada yaptığın herhangi bir iş varsa bu konuyla ilgili de kariyerinde bazı engellemelerin oluştuğunu ö, düşünüyorum. Çünkü neden? E çünkü o bölgeden ay mc karesi geçiyor. Yani ay oraya gittiğinde sanki MC bölgene yani Natar Haritan'daki MC'ye kare yapıyormuş pozisyona giriyor. Tabi bu bölge dediğimiz gibi e, Prak. Biz Almanya'dan bahsediyoruz. Almanya baktığımızda arkadaşlar Neptün. Muhteşem ASC üçgeni. Evet gerçekten e, burada şunu diyebilirim. Yani hayatında bir kere gezmek için de olsa hayallerin için yani sen buraları mesela çok seversin. Almanya. Almanya'yı seversin. Çünkü Neptün üçgenin oradan geçiyor. Biliyorsun Neptün fantastiktir. Yani hayallerle ilgilidir senin hani sana sana çok büyüleyici bir yer gibi gelir. Ee, hayran kalırsın. Neptün'ün içken düşürdüğü yerler. Ama mesela Neptün'ün kare düşürdüğü yerler vardır coğrafi olarak e, haritana. O bölgeye gittiğinde de kandırılırsın. E, hayal kırıklığına uğrarsın. E, ondan sonra problemler yaşarsın sürekli. Neptün'ü yani kullanırken daha çok olumlu açılarını kullanacağız arkadaşlar. Yani olumsuz açıların olduğu bölgelerde çok ciddi kaygılar, e, problemler, bunalımlar, depresyonlar e, kişiyi bekliyor olabilir. E, ondan sonra e, onu da belirteyim. Yine burada bak mesela örnek e, Estonya taraflarında mesela sen Jüpiter üçgenin geçiyor. Ondan sonra aşağı doğru yani Litvanya tarafları ve burada Almanya'nın Litvanya yani bu Litvanya'nın Polonya ile şu bölge diyebilirim ee, Polonya diyebilirim yani Varşova mesela senin tam oradan güneşin geçiyor ve çok güzel bir açı yapıyor. Yine Litvanya ve Polonya arası şu bölge muhteşem bir bölge diyebilirim. Çünkü Jüpiter üçgenim var, ASC ve Güneş üçgenim var. Özellikle mesela ben bir tatile gitmek istesem Jüpiter'imin üçgen yaptığı yerler ya da Jüpiter'imin böyle yani olumlu açılar, benim haritama olumlu açılar düşürdüğü yerlere gitmek isterim. Ya da güneşimin mesela MC'de oldu. Mesela sen Polonya'da yaşamış olsan çok popüler ya da popülerini böyle popüleriteni ya da hedeflerini ya da kendini çok böyle ön planda hissedebilirsin. Ya da oradaki insanlar seni yüceltir. Ya da oradaki insanlar seni yani başın üstünde taşır diyebilirim. Ya da fark edilirsin. Yani güneş en tepede ya. Çünkü güneş MC kavuşum var. Güneşin en tepede olan bir kişi ne Ne olur? Değil mi? Daha popüler, daha ön planda. Zaten senin güneşin en tepede. Normal Natal Arıtan'da. Mesela o bölge. Yine o yüzden burada Natal Arıtan'ın vaat etmiş olduğu şeyi, Orada daha böyle kimliğini daha popüler olarak yaşayabilirsin. Zaten farkındaysınız arkadaşlar. Şunu hemen ben açıyorum. Türkiye'ye bakıyoruz. Zaten farkındaysınız arkadaşlar. O güneş de bakın Litvanya'dan gelen güneş yani Litvanya'ya da gittiğinde Türkiye'ye de gelse aynı yerden geçiyor. Gördünüz mü? Ay ve güneş. Yani buradaki aks yani ay burası, güneş burası. Aşağı doğru indirdiğimde Türkiye üzerine o Yunanistan dediğim yer Litvanya aksı. Yine burada ay da senin İstanbul aksı o olduğunu burada görüyoruz. Antalya'nın hani daha Konya taraflarına doğru Gitmemelisin daha Marmaris taraflarına doğru yakın olmalısın. Yani mesela Kaş yani yani bu bölgeler üzerinde dursan da bu tarafa doğru kaysan daha iyi. Yani Türkiye'nin bu bölgesine doğru gitmemelisin. Anladım yani Ankara'da Şiron karan geçiyor, Venüs karan geçiyor. Venüs ASC yani. e, ne olur mesela orada parasal konularla sorunlar yaşarsın. Venüs para. O Ankaralı bir e, e, erkeğe aşık olursun. O da sana aşık olur ama adam seni üzer. Bu e, İstanbul'da da olabilir. Yani İstanbul'da ama adam Ankaralı. Yani uzun lafın kısası şu aks'taki topraktaki olan kişilerle Venüs'yen e, konularla şey yapmaması. Şimdi burada MC3 e, MC de var Entepe'de. Yani burası senin özellikle ilişkiler konusunda çok cazip gelebilir. Ya hayatında bak mesela gördün mü? İlişki olarak yaşadığın yere nasıl çekilmişsin? Mesela İstanbul'da mı tanıştınız? Yani sonuç itibariyle bu bu coğrafyadan birine aşık olma ihtimalini gösteriyor. Yani bu ilişki rastsu olarak da kullanılabilir. Kişiler ben çok gördüm bunu mesela hani Venüs'ün olduğu taraflardaki topraklarda yetişmiş şu an insanlara karşı özel bir ilgi duyuyorlar. Ama orada mesela şimdi Merkür karelerin falan da var mesela İliş, iletişim Venüs karelerin de var. Hani bazı şeyler sana böyle çok tartışma konusu gelebilir mesela. Ha hani hiç anlaşamazsın demiyorum ama şimdi burada Merkür asıcı karesi, Venüs asıcı karesi bu topraklarda olan sadece eşinle değil eşinin bir suçu da yok. yani sen bu topraklarda doğmuş olan kişilerle bazı tartışmalar ve muhalefet edebilirsin bazı konularda ve birçok konu hani birçok konuda diyeyim. Onlara o konuda eleştirebilirsin ya da onlar seni eleştirebilirler. Çünkü Merkür'ün o bölgeden geçişi kare olarak geçiyor. Yani bu eşinden kaynaklanmıyor. Senden de kaynaklanmıyor. Enerji bir çakışıyor yani o bölgede. Evet Venüs'ün de geçiyor oradan. Bir de progres haritalar var. Solar haritalar var. Her şey var arkadaş. Bir sürü harita var. Solar return'da da çalışıyor. Progress haritada da çalışıyor. Yani onların da astrolojik durumlarına bakabilirsiniz arkadaşlar. Yani mesela ben bu yıl, mesela benim haritam vermiyor belki o bölgede bir şey var. Ama ben o noktaya progress da çekilebilirim. Yani progress harita benim oradaki durumumu değiştirebilir. O zaman ne? O zaman progress harita güncel durum diyebilirim. Yani natal harita temel durum. Yani sen bir şeyi sevmiyorsan sevmiyorsun. Progressor'u tam o bölge üzerinden transit yapıyorsan o bölgeye alışabilirsin gibi düşünebilir. Evet temel tam vermiyorsa şey ama progress da oradan dışı yapıyorsa buradaki yani sanki seni oraya orayla yüzleşmeye doğru zorluyor. Ve orayla yüzleşme bu sorunu hallet gibi hani burada ve sorunu böyle daha olumlu yönde çözebiliyorsun. O zaman progressor'da da işleri bazen zorlaştırabilir. Bazen probleme sokabiliyor arkadaşlar. Yani olumlu bölgeleri probleme de sürükleyebiliyor yani diyebilirim. Şimdi bir tane de arkadaşınız beni arayabilir mi? Ee, herhangi bir seyahat edecek ya da böyle yerleşimle ilgili biri arasın beni. Ee, ben seçmiyorum. Siz hangisi hangi arkadaşınız düşünürse artık yani. Evet. 14 Şubat 1974 saat 9 Ankara yükselen Koç 17 derece 19 derece doğru mu? Şimdi haritasında da bakalım. Hem de progres tekniğine bakalım etkileşimleri ne olmuş. Mesela seyahat etmeyi düşünüyor musun ya da bir yere gittim başına bir şey geldi mi? Ya da ya ben şuraya gittim ölümle burun buruna geldim veya şöyle şeyler yaşadım, enteresan şeyler yaşadım ya da çok büyük kazanımlar elde ettim dediğin coğrafi bölgeler var mı anılarında veya bize ne anlatmak istersin ben onu haritayla sana anlatacağım. Tam olarak şöyle bir yerini bulalım. Bir dakika Florida tam şu uç kısım tamam. Ee, şöyle tam uç kısım Küba'nın hemen yan tarafı diyoruz şimdi. Şöyle bir coğraf bizim buradaki solar fire'ın e, şeyi birazcık şey arkadaşlar hani böyle tam yerleri de vermiyor. E, ama bu şekilde böyle e, Astro Map şey Google Map kullanarak da nokta atışı gidebilirsiniz. E, Bunun paket derslerde zaten size anlattım. E, ama tekrar bir anlatayım. Şimdi arkadaşlar e, line bölümüne tıklıyorsunuz. Line benim size gönderdiğim paket derslerde bunları an ayrıntılı anlatıyorum. Bir daha bir daha anlatmamak için, zamanınızı almamak için şey yaptım. Direkt konuya giriyorum dedim. Ee, arkadaşlar Neptün MC karesi var. Tam da bu bölge üzerinden geçtiğini görüyoruz. Özellikle mesafe olarak baktığımızda bölgeye yakın e, olduğunu görüyoruz. Yani Amerika, Florida fark etmez. Yani o bölge üzerinde özellikle etkileşimin e, bariz olduğunu görüyoruz. Şimdi burada yani 1000 km kare alan içerisinde gezegenlerin etkileşimleri var. Birçok kaynakta daha fazla söyleyenler de var. Daha az söyleyenler de var. Yani bu konu özellikle şöyle hissediliyor arkadaşlar bulunduğunuz o bölgeye alışıp alışamamakla ilgili durumları gösteriyoruz. Özellikle şimdi burada e Neptün'ün kare yapması MC'ye burada senin amaçlarına ulaşamayacağını ya da buraya gitmende bazı sorunlar oluşabileceğini burada görüyoruz. Özellikle Jüpiter karesi, Güneş karesi, Jüpiter yani bütün karelerinin özellikle Amerika üzerinde iz düşümü yaptığını bu bölge üzerinde görmekteyiz. Ama burada bir Lilith üçgeni de var. MC üçgen şimdi ya sanki nedenini bilmediğim bir şeyden dolayı ya da karanlık bir şeyden dolayı bunlar olmuş olabilir. yani bunu netleştiremediğini. Şimdi çizgi burada arkadaşlar. Yani etkileri birazcık daha geniş düşüneceksiniz. Yani şöyle bir alan içinde düşüneceksiniz. Yani bu etkileşim buraya vurur. Bazen arkadaşlar ne kadar yakınsan o kadar bu noktada. Yani ne kadar yakınsan o kadar net çalış. Birazcık daha Amerika'nın üst kısımlarına doğru çıkmış olsaydı arkadaşınız iyice bir problemle karşılaşacaktı. Yani ki Florida'ya bile gidemediğini görüyoruz. Peki gidebildiğin bir yer var mı? Londra'da çalışmak için o da olmadı. Bak şimdi şurası. Ee, yine Neptün geçiyor. Enteresan bir şekilde Neptün'ün olduğu yerlere gitmeye çalışıp duruyorsun. <laughs> yani nereden Neptün var? Hep oraları istiyorsun yani. Peki sana şunu versek. Ortaya karışık. Bak şöyle. <laughs> insan istiyor ama kader ne veriyor işte. Yani anlatabiliyor muyum? O bölgeyi sana hayal eder. Neptün ya bir de. Neptün böyle nedir? Hayaller. Hani çok istiyorum ya. Gitmek çok istiyorum. Mesela ama orayı karıştırabiliriz. Natır Neptün'e bakalım bir. E, Taliz mesela. Natır Neptün neyi vaat ediyor? Natır Neptün 8. evde olduğunu görmekteyiz. Merkür'e geçmiş bir karesi var. Herhangi bir şey karşıtlığı var mı? Yok. Ay Akrep Burcu'nda Ay Jüpiter kareleri var. Bir de bazı sen 9. evde yurt dışı ile ilgili senin Neptün'ün çalışıyor. Sen neden yurt dışına gidemedin biliyor musun? 9. evde Neptün'ün seni yurt dışı ile ilgili enteresan hayallerin içine sokar. Tamam mı Neptün? da. ondan sonra Allah'tan geçmiş açın var. Sen gidebilirsin de yakınlaşan açın olsaydı bileti iptal olurdu. Bileti kaçırırdın. Ya da boşuna bilet alırdın. Ya da giderdin beğenmezdin. Neptün böyle birazcık karıştırıyor, Çok büyük toz hayaller verir. Bulunduğu yerlerle ilgili özellikle 9. evde olması yolculukla ilgili. Senin çok büyük hayallerin olabilir. Sen çok gezmeyi seviyor olabilirsin Neptünden dolayı 9. evde ama. 8. evde Neptün ama senin 9. ev üzerinde çalışıyor. Astrolojik olarak bu Neptün 9. eve hükmeder. Çünkü 9. evin burcunun üzerinde olan bir şey. Evet 8. evde de çalışır. 9. evde de çalışır. Yani ikisi birden çalışır. Yani nasıl diyeyim. Pluto deyince aklıma kuyu geliyor benim ya. Kuyu. Kuyuya düşmüş biri gibi geliyor. Yani yani sanki orası seni çok derin, anlamsız, çok sıkıcı bir yer olarak gelebilir ve kurtulamıyor gibi. Böyle çırpınıyorsun, kuyudan çıkmaya çalışıyorsun gibi böyle aklıma şu Pluto karesini gördüm. Seni şu anda İstanbul'dan kurtulmaya çalışan ama bir türlü kurtulamayan biri olarak görüyorum. Senin bir yere gidemeyişin de zaten Pluto karesinden kaynaklanıyor. Önce İstanbul'dan çık, yani çıkmayı dene. Bu hayalleri İstanbul'un dışında kurmalısın. Yani sen önce İstanbul'dan ee, ne bileyim bu bölgeden kurtulmayı denemen gerekiyor. Yani şimdi buradan bir Pluto geliyor. Birinci Pluto bir tane de buradan geliyor Pluto. Yani buradaki Pluto sana IC'den şey yapıyor yaralıyor. Buradaki Pluto MC'den yaralıyor. E, ee, yani harita bu bölge üzerinde özellikle kuşatma altında. burada İstanbul'da yaşıyorsun. Yani bir kere senin bu bölgeyi terk etmen gerekiyor. Bir güzel açısı var. Özellikle şuradan bir Venüs üçgenin geçiyor. Belki o yüzden dolayı İzmir'in şu bölgelerini sevebilirsin. Tekirdağ'dan çok hoşlanabilirsin ama yani ya da bu bölge o yüzden çok çekilmiş olabilirsin. Ama Plüto karesi var. Bu seni derinde tutar. Derin, ortaya çıkarmaz ki. Güneşin Jüpiter kavuşumunda birisin. Gidememenin nedenlerinden bir tanesini söylüyorum. Plüto karesi var zaten. Hani o bölge üzerinde var. Şimdi ben Plüto karesi, coğrafya astrolojide çukura düşmek yani derin saplantılar. Yani sende mesela İstanbul'u terk edemem saplantısı olabilir. Ben burayı terk edersem ölürüm falan böyle sap, takıntılar olabilir. Ya Plüton'un aklına getirebileceği tüm varyasyonları orada yaşadığını düşünüyorum. Özellikle senin bir kere buradan harbiden çıkman lazım onu söyleyeyim. Çünkü sen burada çok sağlıklı bir hayat yaşamıyorsun. Plüton'un olduğu yerde Venüs tamam Venüs üçgenin geçiyor ama tamam yani okey de. E bu Plütoyu ne yapacağız yani? Bu seni derin çukurun içinden kurtarman gerekiyor kendine. Birazcık daha mesela haritanda mesela sana da mesela bu bölgeyi önerebilirim. Yani Türkiye içinde gidecek de. Mesela senin kesinlikle Mersin taraflarına gitmeni, Kayseri, Ankara'nın daha ötesine kaymanı tavsiye ederim. Örnek mesela sen İstanbul'da yaşıyorsun. Ondan sonra o bölgeden hiçbir şey geçmiyor aslında artanda Progress haritanda oraya Pluto sokulabilir. Mesela senin haritanda İstanbul'da Pluto'nun temel haritanda kare, Progress tanda üçgen yapmıştır. Bu ne demek oluyor? Bu şu oluyor. Normalde sen gerçekten İstanbul'dan kurtulan birisin. Kurtulmak isteyen birisin. Ama bu saplantıya bu çukura hani diyorum ya çukura düşmek gibidir Plüton'un karesi. Sen sanki alışmışsın gibi ya da kendini alıştırmışsın gibi. Progress harita çünkü o, oradan üçgen geçiyor artık. Yani çıksan çıkarsın ama sanki buna da razısın gibi. Yani diyorsun ki ya da bundan hoşnutsun gibi. Yani bu tarz böyle ikilemler getirebiliyor tamam mı? Yani progress harita da senin tekamülünle ilgili olduğu için enerji sürekli değişken. Ve progress harita aslında senin son düşündüğün fikri söylüyor. Yani son kararın progress harita. Burayı sevmiyorum ama burada yaşamak zorundayım gibi bir şey. de baktığımızda şimdi şöyle bir şey yapalım. Progres haritana bakalım. Belki progres oraya doğru çekiliyor şu an. Progres haritanın da şu andaki son duruma bakıyorum. Belki de hayat seni işte bunun gibi işte progres Yani hayat seni oraya itebilir. Yani oraya doğru götürebilir yani. Tamam mı? bakın mesela hayat onu oraya doğru götürüyor arkadaşlar. Bakın normalde oradan bir şey geçmiyor arkasında. Burada baktığımızda işte Shiron ve güneş üçgenlerinin özellikle bakın bu bölgeye sokulduğunu görmekteyiz. Kuzey ve Güney Erdoğan burada kar karmik grant yapıyor. Yani bu şimdi Güney ve Kuzey Ağabey'in MC'ye özellikle şu bölge üzerinde bir etkileşim var. Bursa, İzmit ondan sonra İstanbul'un Anadolu tarafında burada baktığımız zaman hedeflere ulaşmakta çok fazla Gayret harcama konusunda oralarda zorlayabilirsin ama bu hiçbir şey olmayacak anlamına gelmiyor. Güneş burada seni özellikle Ege bölgesinden destekliyor. Bu bölgeye doğru sokulduğu için, şu bölgeye doğru aktif olduğu için olumlu açılar var. Şöyle diyeyim, peki mesela ne zaman düşünüyorsunuz onu? Mesela Jüpiter senin özellikle şu anda progres da İçel, Mersin, Sinop, yukarı Karadeniz bölgelerini, Ankara o bölgelerin üzerine çok enteresan bir etkileşim var evinizi yapmanızı tavsiye ederim. Müteahhitlerden çok dikkatli olayım alırken yani onu söyleyeyim. Tepesi akıyor, bilmem nesi akan şeylere girmeyin. Müteahhit bu yani. Seri imalat yapıyor adamlar. Yani çok deli para istiyorlar. Bir de evi yapmıyorlar yani. Tam yapmıyorlar yani. 10 Şubat 1972 doğum e, yükselen yengeç. Doğru mu senin Ertan? Şimdi burada evet sen şimdi e, Kuzey Ermi, Güney Ermi senin burada Neptün üzerinde 6. evde taşınma ile ilgili gündemler veriyor tam son derecelerinde senin bir girişime doğru zorladığını da görüyor yani seni girişime doğru gönderdiğini de görüyoruz. şimdi burada hemen bakalım senin haritana şöyle Venüsünde kontak koç burcunda sen girişim yapacaksın bir aksiyon parayla ilgili bir aksiyon zaten güney adımı kuzey adımı bu noktada baktığımız zaman yani oraya tam karmik bir üçgen kurduğunu gösteriyor yalnız Satürn burada giderken Nesrin seni şu konuda uyarmak istiyorum düğümlerin de buraya gittiğini görürsek eğer hani ön görürsek eğer düğümler seni bu bölge üzerinde kıstıracak yani krediler konusunda açıkçası benim sana tavsiyem kredilere fazla yüklenmemeni tavsiye ederim o yüzden birazcık e, dikkatli de olmasın borçlar konusunda e, diyebilirim ama senin haritan iyi yani burada Özellikle Satürn giderken zaten yani önümüzdeki yıllarda da ayınla seksil konuma girecek. Hani kredi konusunda evin kredisini bitireceğinizi düşün ya da eve kredi ya da borçlarınızı bitireceğinizi düşünüyorum. Ya da eşinin çekmiş olduğu borçları bitireceğini düşünüyorum. Yani burada Satürn çünkü seksil de veriyor ama iki de bir bu iki sene boyunca 2023'e kadar önümüze borç koyar bu. Hani hep şunu da öde bunu da öde. Hani bir para kazanımınız var o kazanım sürekli bir borca gidiyormuş gibi de bir durumda olabilir oluşturabilir. Satürn'den dolayı. Ama burada baktığımda Gat burada Venüs Koç burcunda özellikle Venüs Koç ataktır. Yani bir şey yapmaya sen parayla bir yatırım yapmaya gidiyorsun diye ben burada öngörebilirim. O Progress o tarafta çok güzel. Hatta çok büyük Karkov'dan Pluto üçgeni geçiyor. Çok büyük güç elde eder burada. Temel doğasını orada çok mücadele ediyor. Yani orada çok çekmiş, çileler çekmiş ama Progress haritası IC güç veriyor orada. Yani kök yani orada dükkan kurabilir, güç kurabilir, karargah kurabilir Pluto-IC üçgenleri. Yine Neptün üçgenleri, Merkür kavuşumları, Uranüs üçgenleri var. Acayip fırsatlar yakalayacağı bir yerde. Onu zorlayan açılar şu anda mesela progres haritasında aslında ona bir deneyim sunduğunu da görüyoruz. Ve buna mücadele ederek, o zorluklara mücadele ederek de burada çok ciddi olaylar sunmuş. Yani Zorlayıcı bir açısı yok ki. Güneş kareleri vardı ufak tefek. Ama baktığımızda etkileşim olarak progres haritası işlerinin değiştiğini görüyoruz. Yani progres haritasına bakmadan da bir şeye karar verilmiyor. Ama mesela bu kişi tatile gidecektir oraya. Solar return'a bakın. Kısa sürede çünkü bir yere gitmekten bahsediyorum. Belki orada Mars var. Aa, gitmemeli o zaman yani. Ya da başka bir yeri denesin. Tatile gidecek, Mars'ın olduğun yere niye gidiyorsun? yani? Yorulup kalacaksın ya da kaza bela. Ya da ne bileyim hasta olacaksın, geleceksin yani. Dolayısıyla o yüzden... o Ya Mars, mesela Mars'ı çok büyük şeyler vaat ediyordur Natan haritasında. Yani solar haritasında. Solar Return çıkardın. Mars'ı oğlak. Jüpiter trinesi var. Mars'ın olduğu yere gidelim mi? Git. Yani o zaman güzel. Çünkü natal harita, solar harita sana Mars'ta güzel şeyler vermiş. Solardan vermiş. Jüpiter, Mars var falan. Mars'ın olduğu yere gidelim mi? Git. O zaman gidilebilir. Çünkü solar harita temiz. Yani kare vermiyor. Ama senin şimdi solar haritada Merkür, Mars karşıtlığı var. E sen Mars'ın yanına gidiyorsun. Trafik kazası bu. Orada kaza geçireceksin. Yani. O yüzden hani körü körüne de gitmemek lazım. Hani orada solar haritanda Mars Venüs karşıtlığı var. E diyorsun sen ben Antalya'ya gideceğim. E Antalya'nın üstüne düşüyor Mars. Bir güzel oraya gidiyorsun ve kaza geçiriyorsun. Benim size gönderdiğim paket derslerde böyle incelemeler var. Böyle incelemeler yapmıştık yani. Kişi hatta bir tane şey vardı. E, motosiklet kazası geçirmiş ya. İzlerseniz göreceksiniz bak. Yani orada çok örnekler var enteresan. Ben medikal astrolojide de mesela coğrafi astroloji kullanıyorum. Medikal astrolojide de kazalar nerede olmuş nasıl olmuş. Hani medikal astrolojinin içinde de coğrafi astroloji geçer yani. Ve enteresan bulgular var yani. Mesela burada adam normalde o bölgede çok iyi durumda. Bir yere gidiyor. Her gün gittiği bir yer yani. Solar haritası o yıl orada Merkür Mars karşıtlığı var. Bir daha gidiyor o sefer kaza geçiriyor gibi. Yani o zaman natal haritada şey solar return anlık olaylarla ilgili olduğu için solar return haritasında açtın. Merkür Mars karşıtlığını gördün. Coğrafi olarak bakacaksın. Nereye düşüyor? Özellikle bölge olarak oraya gönderme o kişiyi. Yani bu kişideki Arkadaşım sen atıyorum Mars Merkür karşıtlığı var. Ya da Merkür Uranüs karşıt ya da Mars Uranüs karşıtlığı var. Mars'ın Uranüs'ün olduğu taraflarda kişi uzak tut ki açı aktive olabilecek yer bulamasın. Yani en azından trafik kazası olarak aktive olamasın. Yani olduğu yerde götürdüğünde kişinin hayatının içine ani patlamalar yani problemler ortaya koyuyor. O gittiği yer. mesela Batı'nın haritasında o bölgede çok büyük bir hani güç elde ettiğini, karargah kurduğunu, hatta dükkan hani Pluto IC'den desteklediği için de orada kökte çok büyük bir güç elde ettiğini de görüyoruz. Neptün üçgenleri var, Merkür kavuşumları, Uranüs üçgenleri. Şimdi yani burada kebap bu arada. Hani bu bölgede özellikle Rusya üzerinde. E yani ama bunu nasıl kazanmış? Mücadele ederek progress atısı oraya uyum sağlamış, adapte olmuş gibi. Yani bu buraya adaptasyon sağlamış. Yani o o güneş karesini görmüyor artık yani diyor ki ya zor ve Rusya zor. Hani belki konuşsak bize diyecek abi ben neler çektim. A ama her çektiğiniz şeyi pes edip bırakıyor musunuz yani? Ya diyorum ya ben bu sene arkadaşlar saçlarımdan duman çıktı benim. Yani şimdi pesim mi edeyim yani ne yapayım? Ama ne oldu? Kripto paraları öğrendim. Ne bileyim muhasebecilik öğrendim. Acık para hesaplamayı öğrendim. Bilmiyordum, öğrendim işte. Yani dolayısıyla mumları okumayı öğrendim ama beynimden duman çıktı. Lütfen ama gönderdiğim videoları izleyin ki çünkü ben onları bir daha anlatmayacağım. Yani orada anlattıklarımdan farklı şeylerden bahsetmek istiyorum size her ders. Onları izleyin ki orada bahsettiğim konuları uygulamada göstereceğim. Uygulamalarla yapacağız tabii ki ama oradaki bahsettiğim konuları anlamazsanız ya bu sefer oradakileri bir daha anlatmak zorunda kalacağım. Zaman kaybı Hiç sevmediğim şey bir filmi bir daha izlemek ya da bir daha aynı şeyi söylemek.